Evveliyatı da mümkün olmakla beraber bilimsel verilerle kanıtlanmış haliyle medeniyetle tanışıklığı 8500 yıl kadar gerilere giden topraklara, Bornova'mıza hoş geldiniz. Ben Altan Altın. Çocukluğumun, gençliğimin, aşklarımın geçtiği Bornova'ya hoş geldiniz. Bu sokaklarda erguvan çiçekleriyle dolu duvarların arasında oyunlar oynayarak, el ele tutuşarak, aşklar yaşayarak okul yollarında geçen gençliğimin bana kazandırdığı Bornova aşkıyla size Bornova'yı anlatmaya çalışacağım. Yoğun istatistik verilerle de Bornova'yı anlatmak mümkün ama biz istatistik verileri kitaplara bırakalım. Bornova'nın yaşanmışlıklarını anlatalım diye düşünüyorum. Ama bu arada hemen şunu da belirteyim ki bu konuda minnettar olduğumuz, daha önceden Bornova hakkında çalışmalar yapan Sayın Hasan Arıcan, yardımcı doçent doktor Hasan Mert ve rahmetli Cemal Saran'a da bir teşekkür etmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Bornova isminin nereden geldiği konusunda iki önemli tez var. Bu tezlerden birincisi yazar Bilge Umar'a ait. Bilge Umar, Türkiye'nin Tarihsel Adları adlı eserinde bu bölgenin isminin Lembos Manastırı'na ait 9. yüzyıldaki kayıtlara göre Prinobaris olarak geçtiğini ifade ediyor. Profesör Doktor Ersin Doğer tarafından da paylaşılan bu fikre göre Prinobar Grekçe'de yabani meşe ağacı, yani pırnar ağacının adıdır. Pırnar ağacı özellikle o yıllarda bu bölgede yoğun olarak, bu bölgenin bitki örtüsü içinde hakim bir ağaç olarak bilinmekteydi. Prinobaris ismi zaman içinde bölgeye yerleşen medeniyetlerin kültür ve dil fonetik yapılarına göre Birunabat, Burunabat, Burunabar ve en sonunda da Bornova şekline evrildiği tezi hakimdir Bilge Umar'ın kitabındaki düşünceye göre. Thank you.
Bono adının çıkış noktası hakkındaki ikinci görüş ise Bono ile ilgili ilk kitabı yazan rahmetli Cemal Saran'a aittir. Rahmetli Cemal Saran, İran Kralı Darius bu toprakları zapt ettiğinde, bu bölgeyi zapt ettiğinde bu köye dış şehir anlamına gelen, evet hakikaten de İzmir merkezine kıyasladığınızda dış şehir olarak dışarıda kaldığı düşünülebilir. Dış şehir anlamına gelen Birunabad ismini verdiğini ifade ediyor. Cemal Saran'a bu fikri veren ise bir dönem Bornova'da ikamet eden Hindistanlı profesör, Hindistanlı Hindoloji profesörü Abdülrab Bey tarafından bu fikrin ona verildiği kayıtlarda var. İzmir'in kurulduğu yer olarak kabul gören 5000 yıllık Bayraklı Tepekule kalıntıları Doçent Doktor Zafer Derin'in Yeşilova Höyüğü'nde yaptığı kazıda ortaya çıkan buluntularla 3500 yıl daha geriye çekilerek Cilalı Taş Devri'ne kadar inmiştir. Yeşilova Höyüğü'nde bu yapılan kazılar neticesinde burada başladığı öne sürülen, ifade edilen bu topraklardaki yaşam zaman içinde doğa koşulları ya da nüfus artışı nedeniyle önce Bayraklı Tepekule'ye, ardından da zaman içinde gene Kadife Kale civarlarına kadar ulaşmıştır. Oralara kadar genişlemiştir. Bu şekilde anlatabiliriz. Profesör Doktor Ersin Doğer makalelerinde M.Ö. 1100-1050 tarihlerinde Yunanistan'dan Batı Anadolu'ya gelen göçlerle Ayol ve İyon kabilelerinin Tepekule Höyüğü'ne yerleştiklerini, burada Simirna Grek, burada bir süre Simirna Grek medeniyetinin hakim olduğunu ifade ediyor. Bu dönemin ardından M.Ö. 2. yüzyılın sonlarında başlayan Roma egemenliğine kadar bölgede önce Lidyalılar, sonra İranlılar ve ardından Büyük İskender hüküm sürüyor. Milattan sonra 395 yılında ikiye bölünen Roma egemenliğinin ardından 1081 yılında Çaka Bey önderliğindeki Türklerin fethine kadar bölgede Bizans hegemonyası yaşanıyor. Çaka Bey'in öldürülmesiyle bir süre yeniden Bizans'ın eline geçen İzmir, 1400'lerin başlarından itibaren yeniden Türklerin eline geçmiştir. Bornova 17. yüzyıl başlarından itibaren İzmir'deki Levanten tacirlerin yaz dönemlerinde şehir merkezinde sürekli tekrarlayan salgın hastalıklardan kurtulmak için araziler alarak şehirden uzaklaşma çabaları nedeniyle yaz aylarını geçirdikleri bir kasaba olarak büyük önem kazanıyor. Hele hele 1865 yılında demiryolu hattının Bornova'ya kadar uzanmasıyla nüfus özellikle yaz aylarında ikiye katlanır olmuştu. Yardımcı Doçent Doktor Hasan Mert'in kaleme aldığı Geçmişten günümüze sosyal, ekonomik ve kültürel yönleriyle Bornova adlı kitabında Bornova genellikle İngiliz ve diğer yabancı ailelerin de evleri olmasına rağmen bir Fransız köyü olarak anılıyor ve Levanten ailelerindeki diğer ismi de Vildo olarak geçiyor.
Aydın vilayeti salnamesine göre artık bir 1891 yılında belediye durumuna gelen Bornova artık 10 bin nüfuslu büyük bir kasaba durumundadır. Bornova'nın her yerinde hemen hemen tümü İzmir'in Levanten ailelerine ait olmak üzere yaklaşık 20 tanesi halen ayakta durmakta olan çok sayıda muhteşem mimariye sahip köşk bulunmaktaydı. Levanten ailelerin kendi içlerinde yaşadıkları son derece hareketli bir sosyal hayatları vardı. Ve özellikle yaz aylarında Bornova'nın hemen arkamızda bulunan küçük bir kavşak, bugün küçük kavşak durumunda olan meydanı bu sosyal hayatın merkezi, kalbinin attığı yer durumundaydı. O dönemlerde aynı zamanda Pınarbaşı'da haftada binlerce insanın ziyaret ettiği büyük bir mesire yeri durumundaydı.